Türkiye'de yer aldığı projeler çok beğenilse bile, Can Yaman açısından İtalya'da yepyeni bir kariyer macerasının başladığını kabul etmek gerekiyor. 1989 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ve İtalyan lisesinde okumanın getirdiği dil avantajını bugünlerde fazlasıyla kullanan Can Yaman, artık İtalya'da yepyeni bir kariyer yolculuğu sürdürüyor. 2014 yılında Gönül İşleri dizisindeki Bedir rolü ile başladığı kariyer yolculuğunda Can Yaman hep iyi projelerde bulundu. İnadına Aşk, Hangimiz Sevmedik, Dolunay ve Erkenci Kuş dizileri, oyuncunun kariyer yolculuğunda bir basamak daha yukarıya çıkmasına vesile oldu. Erkenci Kuş dizisinin dünyanın dört bir yanında yayınlanması ve Can Yaman'ın bu kadar geniş bir izleyici kitlesini etkilemesindeki rolünü not etmekte fayda var. En son 2020 yılında Bay Yanlış dizisiyle Türk televizyonlarında izleyebildiğimiz Can Yaman, artık bambaşka bir dünyanın içinde bulunuyor. 3 yıllık süreçte İtalya'da kendisine önemli bir yer edinen oyuncu, artık İtalyan dizi ve sinema endüstrisinin bir parçası olma yolunda hızla ilerliyor. Viola Come il Mare isimli polisiye dizi ile birlikte Can Yaman'ın İtalya'daki kariyerinde farklı, Türk dizilerindeki anlatım basitliğinden biraz daha uzaklaşan bir role kavuştuğunu söylemek de mümkün. Dizinin reytinglerde çok iyi oranlar elde etmesi, geniş bir izleyici kitlesini etkilemesi de oyuncu adına bir başka başarı olarak kayıtlara geçti. İtalyan aktris Francesca Cillemi ile Can Yaman'ın çok iyi bir uyum yakaladığına da Viola Come il Mare dizisinde tanıklık ettik. Artık romantik komedi içerikli rollerden sıyrılan El Turco dizisi ve Viola Come il Mare dizileriyle adım attığı farklı, aksiyon içerikli yapımlarla yeteneklerini sınayan bir Can Yaman bulunuyor. Oyuncunun Sandokan isimli, 2 yıldır hazırlandığı ve dövüş sahneleri ile öne çıkacak olan yeni bir İtalyan dizisine de hazırlandığını söylemek gerekiyor. Tüm bu süreç düşünüldüğü zaman, Can Yaman'ın Türkiye'deki kariyerini noktalayıp, İtalya'da kendisine yeni bir yol çizme kararının başarısı ve doğruluğu da kanıtlanmış oldu.